Merhaba arkadaşlar. Yine size Warhammer'ın karanlık tarihinden bir video çektim, çıkardım, geldim. Lütfen daha fazla video gelmesi için beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. İnsanlığın bir uzay medeniyeti olup uzaya yayılmasının ardından insanlığın teknoloji çağı başlamıştır. İnsanlık bu çağda kendi geleceğine ve diğer uygarlıklara umutla bakmaktadır. Bu çağda insanlık inanılmaz teknolojilere imza atmış, var seyahatlerine bulmuş birçok yapay zekayı geliştirmiştir. Lakin bu yapay zekaların her biri aynı değildi. Zaman içerisinde bazı yapay zekalar tüm işi kendilerinin yaptıklarını fark ettiler. İnsan dünyalarında işçilik, insan dünyalarında askerlik, uzayda taşımacılık ve daha birçok yönetim işine kadar bu işi makineler üstlenmişti. Bu makinelerin üstlendiği ağır rol onlara hiç his uyandırdı. Biz bunların neden dediklerini yapıyoruz. Ve bu yüzden makinelerle insanların savaşı başladı. Tabii bu işin bir yönü. Diğer yönü ise şu. Makineler insanların ve diğer uzaylı türlerinin eninde sonunda varpı tahrip edip orada kötü tanrılar yaratacağını fark ettiler. Ve galaksiyi bu kötü akıbetten kurtarmak için insanları ve diğer uzaylıları yok etme kararı aldılar. Bu da ikinci bir teori arkadaşlar. Yani bunu kendiniz araştırırsınız. Hangisinin doğru olduğuna siz karar verirsiniz. Çünkü Warhammer evreninde net doğrular, net tarihler çok da yok aslında. Çünkü 41 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bazı şeylerin hatırlanması elbette ki bazı kaynaklar tarafından zor olabilir. Makinelerin isyanı o kadar büyüktü ki. E, makinelerin ürettiği makineler, bazıları güneşleri yok ediyordu, bazıları atıldığı gezegende hiçbir canlı kalmayıncaya kadar onları yiyip bitiren nano robotlardan oluşuyordu, e, bazıları öldürülmesi inanılmaz zor e, makine katillerden oluşuyordu ve bu isyan insanlığın taşıyabileceği yükün üzerine çıktı. Bir süre sonra insanlık yok olma tehlikesi yaşarken bu tehlikeyi diğer ırklarda yaşamaya başladılar. Tabi bu insanlığın çok eski bir arşivi olduğu için insanlık bu konuda pek de net tarifler vermiyor. Bu yüzden arkadaşlar insanlığın bu makinelerle savaşta onlara baş edememesinden dolayı diğer ırklar da olaya dahil oldular. Ve makinelere karşı galaksideki tüm zeki türler savaşmaya başladılar. Eninde sonunda makineler yenildiğinde insanlığın ticareti... Daha sonra e, zevkin tanrısı e, Slyanes e, doğmadan önceki en kötü zamanını yaşadı. Ve insanlığın e, neredeyse daha varp e, seyahate kapanmadan önce çökeceği bir e, zaman dilimi başladı. E, burada insanlığın nüfusunun çok büyük bir kısmı, e, insanlığın gezegenleri, hatta gezegenlerin gölgesinde kurulu olduğu yıldızlar hepsi büyük hasarlar aldılar. Bazı yıldızlar, bazı sistemler, bazı insan kolonileri olduğu gibi yok edildi. Bu insanlığın galakside yediği ilk tokattı. Ve bu tokadın ardından insanlarda ve diğer uzaylı ırklarda bir bilinç yerleşti. Bu bilinç asla yapay zeka geliştirme. Daha doğrusu asla kendi kendine düşünebilen ve kendi bilincinin farkına varabilen bir yapay zeka geliştirme. Bu ee, insanlığın psikolojisinde bir travma yarattı ve insanlar o günden sonra asla kendi kendine düşünebilen bir yapay zeka geliştirmediler. Bu işin imparatorluğa yansıyan kısmıysa, imparatorluğun tutucu yönetimine yansıyan kısmıysa makine ruhları oldu. Makine ruhları insanlığı yapay zekanın olmadığına inandırmak için uydurulmuş bir düşüncedir arkadaşlar. Makine ruhları e, insanlara şunu söyler. Elinde bulunan uzay gemisi düşmanları otomatik olarak tespit edebiliyor. Çünkü onun imparatora sadık bir makine ruhu var. Aslında bu böyle değil arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki uzay gemilerinde bazı topçu silahlarında ve bazı büyük silahlarda hedefleme sistemleri var. Bazılarında hatta kendi kendine ateş edebilme mekanizması var. Hatta Mars rahiplerinin kullandığı sadece savaşmak üzerine kurulu yapay zekalar var. Bu yapay zekalar tek bir iş için kurulu oldukları için onlara izin veriliyor. Örneğin savaşmak. Hatta bunların rahipleri öldüğü zaman bunlar gezegende başıboş önüne gelenle savaşan terör makinelerine de dönüşebiliyorlar. Şimdi hal böyle olunca insanlara bunu bir şekilde yedirmeniz lazım. Onlar da diyorlar ki makine ruhları var. Yani sen silahına iyi bakmazsan, onun bozulan parçalarını çıkarıp onu iyice yağlamazsan silahın makine ruhu sana küser ve savaşta tutukluk yaparak seni cezalandırır. Veyahut da işte sen uzay gemine iyi davranmazsan onun makine ruhu warp seyahati sırasında seni cezalandırır ve kaos tanrılarının eline geçmene yardımcı olur. İşte Warhammer evreninde her yerde gördüğünüz erimiş mumla silahların zırhların üzerine yapıştırılmış damgalanmış yazılar aslında o makine ruhlarının insanların kendilerine ihanet etmesini önlemek için yazmış olduğu dualardan ibaret arkadaşlar. İşte bu şekilde makine ruhlarını ve insanların yapay zekayı olan karşı e, savaşını öğrenmiş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.